Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar, dün yarım saatlik video çektim. Bayağı bir beğeni almış, ilgi görmüş. İlginizden dolayı teşekkür ederim. Elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışıyorum piyasayla ilgili. Ve arkadaşlar, bugün kendimi göstermiyorum. Çünkü video çok kısa olacak arkadaşlar. Hemen gün içi neler olabilir? Bunlara değinip videoyu bitireceğim. Öncelikle dün direnç olarak turkuaz çizgiyi verdim size. Ora kırılmadıkça bir düşüş tehlikesi var, değil mi arkadaşlar? Ve ardından düşüş geldi. Nereden düştü? 28 binden 27.280'e kadar geri çekilme geldi. Ve kanalın alt çizgisine gelmeden tepki verdi. Peki neden o tepkiyi aldık? Örnek vereyim. Bollinger bandını açayım hemen. 4 saatlikte Bollinger alt bandından desteğini aldı arkadaşlar BTC, gördüğünüz gibi. Şimdi de orta band ilk hedef. Kırarsa da devamı gelir. Oraya değineceğim şimdi arkadaşlar. Öncelikle şöyle baktığımızda ortalamaları bir kapatayım. Şu an neresi mesela ilk hedef diyebileceğimiz yer? 27.800 seviyelerinde. Bak, hatta biraz daha üzerinde 27.825 diyelim. Oranın üzerinde 4 saat kapatmamız lazım. Yani şöyle de yapabiliriz. Şuraya bir çizgi atalım. Şöyle. Önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, şurada destek olarak çalışmış. Burada da destek. İki mumun ortası. O da 27.816. Bollinger bandını açtığımızda cuk diye oturuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak. Yani orası bizim ilk direncimiz. Bir ihtimal oraya gider, kıramaz, tekrar alt banda düşer arkadaşlar. Böyle risk hala var. Yani direnç kırılmadıkça senaryomuz neymiş? Buymuş arkadaşlar. Şimdi bunu destekleyen başka şeyler var mı? Hareketli ortalamaları açalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar, mesela biz alttaki ortalamalara düşmedik daha. Doğru muyum? Bir alt ortalama nerede? 27.200 seviyelerinde. Bu kanalın alt çizgisi nerede? O da 27.120 seviyelerinde. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde duruyorlar arkadaşlar. Hatta direkt eflatuna düşerse cuk diye oturuyor arkadaşlar. Yani biz eğer direnci kıramazsak nereye düşebiliriz? 27.150 ile 200 bandına düşebiliriz arkadaşlar. O bölgelere bir düşüş gelebilir. Peki direnç kırılırsa nereyi takip edeceğiz? Tekrar Bollinger bandını açalım. Bakın arkadaşlar, Bollinger üst bandı hedef olur öyle bir durumda. Ve mevcut kanalın orta çizgisi, yani sarı kesik çizgilerle örtüşmektedir. Yani hedefimiz nere olur direnç kırılırsa? 28.150 seviyeleri olur. Orayı takip ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Yani benim görüşüm, bugün bu aralıklarda gidip geleceğiz. Öyle aman aman bir hareket görmeyiz gibi geliyor. Yani ya desteğe ya dirence gideceğiz. İkisinden biri. Bu da orta seviyesi. Yani rotayı ne belirleyecek? Buradaki turkuaz çizgi belirleyecek arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.